Yeni bir videodan herkese cümleten selamünaleyküm. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyorum. Bir iftar daveti için şehir dışına çıkmam gerekti. Ve bu yolculuğu da bir çekeyim dedim. Bunu da bir kaydedeyim dedim. Çünkü ben daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na motosikletle gitmek için bazı videolar araştırmıştım. Birkaç tane video buldum ama bana pek yeterli gelmemişti bu videolar. O yüzden bir de ben giderken böyle bir video kaydedeyim dedim. Yani inşallah faydalı olur bu video. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek aslında çok zor değil. Eğer İstanbul Anadolu yakasında oturuyorsanız, öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir toplu ulaşımla falan gidebiliyorsunuz. Ancak tabii gidiş ve geliş saatlerinize göre bu durum değişiyor. Motosikletle gittiğinizde daha da konforlu oluyor aslına bakarsanız, ama şöyle bir soru akla geliyor tabii. Motosikleti orada nereye koyacağız, nasıl yapacağız? Ben bunu bayağı bir araştırmıştım. Ve motosiklet için özel bir yer yok arkadaşlar şeyde. Sabiha Gökçen'in otoparkında, onu belirteyim. Motosiklet için özel bir yer yok. Az önce şu kırmızı arabanın yaptığını gördünüz mü? Görmüşsünüzdür yani, kaydediyor çünkü. Motosiklet için özel bir alan yok. Onun yerine otoparkın içerisinde, havalimanı otoparkının içerisinde bulduğunuz kenara köşeye bir yerlere, zaten genelde çok dolu oluyor havalimanı otoparkı, sağa sola böyle motosikleti park ediyorsunuz. Ondan sonra kilitliyorsunuz vesaire. Zaten kameralar var. İnanılmaz bir de rüzgar var havada. Tek belirtmek istediğim nokta, çıkış yapacağınız zaman havalimanı otoparkından sizden motosikletin ruhsatını istiyorlar. Tam ödeme yapacağınız zaman. Yani ben geçen gitmemde neden istediklerini sormuştum. Motosiklet olduğunu ispatlamamız gerekiyor dedi. Çünkü ücret ona göre düşük olacak. Oo, inanılmaz bir rüzgar var. Belki geliyordur ses içeri. Bu arada tur camını çıkardım. Yaz geldiği için. O yüzden belki değil, kesinlikle daha fazla rüzgar sesi geliyordur. Bakın, inanılmaz bir rüzgar var. Yani çıkışta ödeme yapacağınız zaman bir ruhsat veriyorsunuz. Ruhsatınızın fotokopisini çekiyorlar. Ondan sonra tam o ücreti şu an hatırlamıyorum ama çok yüksek bir meblağ ödememiştim ya. Arkamdan gelen bir, sonra onu yol vereyim. Yaz da geldiği için şu anda motosikleti sürmek daha da bir keyifli hale geldi. Bunu sadece hava değişikliği olarak söylemiyorum. Havalar ısınınca amortisörler falan da daha da esnek hale geliyor. Ve bu yüzden daha keyifli. Yani o kışın olduğu gibi kütür kütür bir X-Max'e binmiyorsunuz. En azından X-Max için söyleyeyim. İşte asfalt sıcak olduğu için yol tutuşu daha iyi oluyor vesaire. Tırların da oluşturduğu inanılmaz bir türbülans mı diyeyim, ne diyeyim artık. Bakın şu anda belki çok yüksek CC'li bir GS'e falan binseydim bu kadar hissetmezdim. Bilmiyorum, GS'de hiç kullanmadığım için burada bir şey olmuş ama ooo, lastiği patlamış. Çok kötü. En azından kendisini sağa atabilseymiş çok güzel olurmuş, çünkü solda çok tehlikeli. Zaten gelen araçlara işaret yapıyordu yavaşlamaları için.
Evet, dediğim gibi bu tırların yanından geçerken biraz fazla hissediyorsunuz şeyi. Böyle bazen kendisine çekiyormuş gibi oluyor filan. Böyle güzel tın tın gidelim yani kendi halimizde. Bakın şu an bilmiyorum yani kameraya yansır mı da en ufak bir geçişlerde ben böyle yavaş yavaş sekiyorum. Yani kışın bu kadar olmuyor. Kışın bağır, kütür kütür oluyor. Tabii bir yandan sürekli olarak arkamı da kontrol ediyorum. 14 kilometre yolumuz kalmış havalimanına ve yaklaşık o da 13 dakika gösteriyor. Tabii ben bu 13 dakikayı sizle birlikte devam etmeyeceğim. Siz muhtemelen bir sonraki sahnede bayağı bir yaklaştığımı göreceksiniz. Evet, her an her şey olabilir buralarda. Bu gişelerde çok dikkat etmek gerekiyor. Önünüze kırabilirler. Şu kamyon bile bir anda gelip benim önüme kırabilir. Evet, sınıf 2'den 235 lira aldı 1 Nisan 2024 itibariyle. Benden de 6. sınıf olduğum için 15 lira kesti. Dokuz dakika gösteriyor. Ben soldan devam edeceğim Sabiha Gökçen'e. Bu arada vizörüm de kapalı gidiyorum. Gerçekten inanılmaz bir sıcaklık. Yani bayağı sıcak. Ramazan sıcaklık kendisini hissettiriyor. Yani belki de ilk defa bu Ramazan yani oruçluyken uzun zamandır ilk defa diyeyim susadığımı hissediyorum. Evet, en ufak boşluğu dolduran araç sürücüleri. Ne yapıyor bunlar? Ben düz devam edeceğim. Bu sağa girecek. Hop. Giriyormuş gibi yaptı ama buna girmedi. Bir de şey var. İstanbul'da havalimanına yaklaştığınızda içeride beklemesi yasak olduğu için araçların yol kenarında bekleyen araçlar var. Birazdan onları da göreceğiz. Yani yol kenarında çekmiş bir şekilde mesela birisini almaya gelmişler. O kişi inene kadar yolun kenarında bekliyorlar. Şurada bir şey yatıyor ama yok. Ya Anadolu yakasının bu sakinliğini gerçekten çok seviyorum. Yani Avrupa yakası gibi değil. Artık Avrupa yakasında büyük bir kesiminde adım atmaya yer kalmamış vaziyette. Ama buralar öyle değil. Gerçekten çok bakir yerler var. Çok bakir mevkiler var burada. Özellikle zaten bu taraf. Tamam yani görüyorsunuz işte. Tamamen Anadolu. Evet, ileriden sağa giriş yapacağım. Şuraya dönünce de sağda bekleyen araçları göreceksiniz. Hop. Evet, başladılar. Gördüğünüz gibi bu araçlar havalimanından birisini almak için bekliyorlar. Aslında yasak bu durumları ama EDS de var. Yani başka yapacak bir şey de yok yani, içeride beklemeleri de biraz maliyetli olabilir.
Oo, burada bile bekleyenler var. Burada yavaşlıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi kilit noktaya geldik. Motoru nereye bırakacağız? Burada böyle sağa bir yere bırakamıyorsunuz motosikleti, ama ben size bir B planı göstereceğim. Bakın, burada otopark diyor ve muhtemelen şu anda otopark dolu olacak. Ben onu da şey yapamadım, söylemedim. Şimdi bakın, saatimiz bu arada güzel bir saatte geldim. Otopark dedi, ben otoparka doğru yöneldim. Bakın Sabiha Gökçen'in. Evet. Güzel de bir mescidi var burada. Bakın şöyle yapıyoruz. Bu şekilde daha hızlı da gideceğiniz yerlere gidebiliyorsunuz, ama onu tabi öyle kısa süreli durmalar için oldukça ideal olabiliyor burası.